Selamun aleyküm kardeşlerim, hepinize merhaba. Bugün sizlere Brahmalar üzerindeki ince detaylardan bahsetmeye çalışacağım. Şu an hayvanlarımız 4 aylık. 4 aylık Brahma'da istediğimiz özellikler neler? Kısa kısa, parça parça onlardan bahsedeceğim. Şu mesela görmüş olduğunuz horozumuz tam 4 aylık bir yavru. Göğsünün doluluğu şu anda kendini belli ediyor. Bu ayarlarda en çok istediğimiz nokta da kanat toplaması. Gördüğünüz gibi kuyruğun dibinden dökülen eğer tüylerinin dibine, daha doğrusu altına girmiş vaziyette. İstediğimiz önemli detaylardan bir tanesi o. Kuyruk yükselişi de şu an için güzel. Tabii yerinde çok durmadıkları için parça parça çekim yapacağım size. Mesela burada da aynı şekilde boylu, kasalı, kanadını güzel taşıyan, çok beğendiğim muntazam horozlardan bir tanesi var. Paça doluluğuna kadar her şey şu an itibariyle dört dörtlük. Güzel bir yavru. Dört aylık olmasına rağmen tatmin edici bir forma, boya ve yapıya sahip. Utanıyor. Şurada da güzel bir yavrumuz var. Kanat taşıması, kuyruk açısı çok hoş. Çok dolu bir paçaya sahip. Yani bu hayvan şu an net olarak olacağım diyor. Güzel bir hayvan. Burada da 3 aylık bir yavrumuz var. Bunun da mesela paçanın ucundaki siyahlar, sırtında bulunan beyaz altı gri tüyler, kanat taşıması, kafa yapısı çok hoş. Göğüs dolgunluğu da çok güzel. Kuyrukları şu an yavru oldukları için aşağıda duruyor. Ama yaşına geldiğinde, yani 7-8 aylık olduğunda istediğimiz derecede yükseğe kalkacak. Bu hayvanda gözüme batan, beni rahatsız eden bir durum var mesela. Şu an yavru olduğundan dolayı kayla almıyoruz ama yüzünün aşırı tüylü olması. Bu bizim Brahmalarda istemediğimiz bir özellik arkadaşlar. Yani evet, olabilir, tavsiye alabilir ama yüzünün bu kadar tüylü olmasını maalesef pek istemiyorum. Şöyle göstermeye çalışacağım. Yüzü biraz fazla tüylü. Ne kadar tüysüz o kadar iyi. Hatta şurada bir tane yavrumuz var. Videoyu çekerken yanağında bir iz olmuş. Muhtemelen bir kavga operasyonu olmuş. Horozlar ara sıra kavga edebiliyor. Gördüğünüz gibi bu hayvanın yüzü şu anda tüysüz. Yakın zamanda bunların artık suratları tamamen kızarmaya başlayacak. Tabii şöyle, vücut şu anda pigment ayarlaması yapıyor. Yani tüy rengini ayarlamaya çalışıyor. Tüylerini beslemeye çalışıyor. Yediği gıdalar daha fazla ona gidiyor. Bir de aynı zamanda sıcağın başvurduğu sıkıntılı durum. Kalk bakalım. Pişt pişt. Utanıyor. Bu da güzel bir yavru. Şu anda kuyruk tüylerini dökmüş vaziyette. Yakın zamanda kuyruklarını da yapmaya başlayacak. Yani bir ay sonra bu hayvanda dehşet bir kasa göreceğiz arkadaşlar inşallah. Amacımız o yönde. Hedefimiz o yönde. Yani büyüdüğünde şöyle devasa bir Brahma'mız olacak. Şu an itibariyle bu ayardalar ufak. Birkaç tane istemediğim noktalardan bahsedeceğim. Dışarıda birkaç horozu da çekeyim size. Hep iyi yön değil. Mesela evet, bu ufak bir yavru daha. 4 aylık olmasına rağmen kanadında şu an için beni rahatsız eden var. Kanatlarını dışarıda taşıma olayı var.
Ama bu daha yavru. Şu an kanat dizilimi yapıyor. Sadece hatayı göstermeye çalışayım. Kanatlarını dışarıda taşımasını istemiyoruz çok fazla. Az önce gösterdiğim gibi tabii bu hayvan sadece şu an içinde bunu sergileyebilir. Bakalım. Toplaması lazım. Ama tam anlamıyla yerlerinde değil. Yanındakinin mesela kanat rengi çok güzel olmasına rağmen kanat dağınıklığını şu an görebiliyoruz. O civciv tüylerini tamamen döküp de anaç tüylerini çıkartması lazım. Mesela şu an soldaki yavrumuz muntazam duruyor. Her şeyiyle dört dörtlük, paçasından vücuduna kadar çok hoş olmuş. Ama dediğimiz gibi bunun da yüzünde az bir tüylenme var. Tabi bunlar zamanla dökülecek, geçecek. O yüzden dedim ya 6-7 aylık olduğunda daha net videolar çekebileceğim size. Şu an itibariyle gözlemleyebildiğimiz konu şu: mükemmel bir form, çok iyi bir ayak rengi, çok iyi bir paça, çok müthiş bir kafa diyebilirim. İleride inşallah daha da patlatacaklar. Formları da yavaş yavaş oturmaya başladı. Evet, bu hayvanın kanadı o kadar kötü değilmiş. Daha kötüsünü bulabiliriz. Hatta Black Motlet koşinimiz de gelmiş buraya. Üzerindeki motlet desenlerini de görmeye başladık arkadaşlar. İnşallah biraz daha büyüdüğünde müthiş bir motlet deseni olacak. Tavuklar çok sevimli oluyorlar büyüdükleri zaman. Ama tabi horozlar için aynı şey geçerli değil. Horozlarda biraz daha motlet göğüs bölgesinde oluyor. Sırtları siyaha dönüyor bunların. Bu da güzel bir yavru ama yarışmaya gitmeyecekler tabi. Burada da bir Hollanda tepelimiz var. Onlar da Black Motlet, yani siyah beyaz kar yağdı beyaz tepeli. Bunlar biliyorsunuz ki fizan değil, Hollanda tepelisi. Tekrar söylüyorum, sakalları olmadığından dolayı bunlara Hollanda tepelisi diyoruz. Bunlarda da son anladığım duruma bağlı, hem bantam hem de dev olanından elimizde mevcut. Bu arada tavşanlarımız geldi. Yuva yapmamışlar. Buldum onları. Şimdi gidelim oraya çekelim. Tavşanımız geldi. Diğerini de bulduk. O ama burada değil. Kim bilir nerede geziyor. Dün dişisi yoktu piyasada. Dişisi de geldi. Erkeği de geldi. Çıktıkları deliği kapatmak zorunda kaldık. Burada Black Motlet koşin horozumuz var. Cüce koşin bunlar. Dev değil. Şurada yine siyah beyaz Hollanda tepelimiz var. Bu bir tane. Tek bu tavuk. Bunlarla bu sene renk çalışması yapacağız nasipse arkadaşlar. Normalde satayım demiştim bir önceki videomda ama sizlerden dolayı, yani sizden gelen taleplerden dolayı satmayacağım. Bunlar için de ayrı bölmeler yapmayı düşünüyorum. Bu arada tavşanları da inşallah biraz üreteyim, bahçede geçsinler istiyorum. Çünkü hoşuma gidiyor. Hareketleri çok sevimli ve keyif verici. Tabi tavukların da üzerinde birazcık detaydan bahsedelim. Tavuklar dün de söylediğim gibi horozlara göre daha kolay kaliteyi gösterebilen hayvanlar. Mesela dün de bahsettim, şu hayvanın işte kuyruk desenlerinin oturması, İbik yapılarının güzellikleri. Horozlarda çok büyük ibik olduğu için hatayı kolay gösterebilir ama tavuklar göstermez. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim brahmalarımızda aşırı kirlenme olmaz. Çünkü ben elimden geldiğince temiz hayvanlarla çalışma yapıyorum. Şurada bir tane Blue Colombian tavuğumuz var. Geçen sene Arif Adnan Akdemir Türkiye şampiyonu olmuştu Kolombiyan'da. Ondan biraz yumurta talebimiz oluştu. Sadece bir tane yavru büyüyebildi. Ama sanırım Kolombiyan üretimini bu sene de yapmayı düşünmüyorum. Yine nasip, belki bir tane horozla bir çalışma yapabilirim. Farklı bir kan alabilmek açısından. Tavuklarımızdan çok umutluyuz. Güzel.
Dediğim gibi tavuklar hatayı kolay gizleyebilir. Sadece bir tane yavru vardı kanadını dışta taşıyan. O da kanadını artık çekmiş. Güzel. Tabii tavuklarımız sadece bunlar değil. Şurada da tavuk grubumuz var. Toplamında sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 33, 34 tane de tavuğumuz var. O da bizim damızlık kümesimiz için yeterli. Güzel yavrular var. Allah hepsinde işte herkesin gönlüne göre versin. Şu yavru mesela müthiş bir yavru olacak inşallah. Şu an o 3 aylık. Şurada da 3 aylık yavru var. Burada da 4 aylık yavrularımız var. Şu. Bunlar artık ayrıldı. Köşedekiler aynı şekilde. İnşallah sağ salim 1-2 ay sonra da bunların anaç kasasına ulaştığını göreceğiz arkadaşlar. Müthiş bir keyifle izlemeye devam ediyoruz. Bu videonun sonuna geldik. Dediğim gibi detaylardan bahsedeyim diyorum ama çok fazla hata gözüme çarpmadığı için hataları size böyle anlatamıyorum. Ama dediğim gibi hayvanlar 2 ay sonra iyi yönü ve kötü yönleriyle sizlere elimden geldiğince anlatım yapacağım. Çok hatalı hayvan olmadığı için bu hatalı deyip şurasını gösteremiyorum ama illaki var. Yani 7 aylık oldukları zaman hatayı göreceğiz hep beraber. Sizlere artı ve eksi yönlerini anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.